Yeni geliştirilen bir ilacın yan etkilerini araştıran bir nörolog, bu ilacın tepki süreleri üzerindeki etkisini ölçmek için 100 laboratuvar faresine ilacın bir dozunu enjekte ettikten sonra fareleri bir uyarana maruz bırakıp verdikleri tepkinin hızını inceleyerek tepki sürelerini tek tek kaydediyor. İlaç verilmemiş farelerin ortalama tepki süresinin 1,2 saniye olduğunu bilen nörolog İlaç verilmiş 100 farenin ortalama tepki sürelerini 0,5 saniyelik standart sapma ile 1,05 saniye olarak buluyor. Sizce ilacın tepki süresi üzerinde gerçekten bir etkisi var mı? Bunun için iki tane hipoteze ihtiyacımız var. Birinci hipotez ilacın tepki süresi üzerinde etkisi olmadığını savunan sıfır hipotezi olacak. Sıfır hipotezi statikoyu yani mevcut durumu verir. Yani araştırdığınız şeyin bir etkisi olmadığını varsayarsınız. İlacın herhangi bir etkisi yoktur. Başka bir deyişle ilacı alan farelerin ortalama tepki süreleri ya da şöyle yazalım ortalama ilaç verilmiş olmasına rağmen yine 1,2 olacak. Evet bu ilacın hiçbir etkisi olmadığı anlamına geliyor. Çünkü ilaç verilmediği zaman tepki süresinin 1,2 saniye olduğunu biliyoruz. Şimdi ikinci olarak karşı hipotezi belirlememiz gerekiyor. Karşı hipotez hayır, ilaç etkili diyecek bize. Karşı hipotez eşittir ilaç etkili. Ya da ilaç verildiğinde ortalama 1,2'ye eşit olmayacak. Peki şimdi karşı hipotez mi yoksa sıfır hipotez mi doğru? Hangisini kabul edeceğimize nasıl karar vereceğiz? Az sonra böyle bir durumla karşılaştığınızda ne yapabileceğinizi, bu soruya cevap vermek için ne yapmanız gerektiğini göreceksiniz. Hatta hipotez isminden de belli olduğu üzere çok bilimsel bir terim ve bu iş tüm bilim dallarında aynı şekilde yapılır. Yani iyi dinlemenizi öneririm arkadaşlar. Önce sıfır hipotezinin doğru olup olmadığını e, inceleyelim. O yüzden ne yapıyoruz? Önce sıfır hipotezin, sıfır hipotezinin yani doğru olduğunu kabul ediyoruz. Ve eğer sıfır hipotezi doğruysa bu örneklemle bu sonucu elde etmemizin olasılığının ne olduğunu bulacağız. Bu olasılık eğer küçük bir olasılıksa sıfır hipotezi büyük ihtimalle doğru olmayacaktır. Bu durumda sıfır hipotezini reddedip karşı hipotezi kabul edeceğiz. Hadi biraz düşünelim sıfır hipotezinin doğru olduğunu kabul ediyoruz demiştik. Sıfır hipotezi doğruysa bu sonucun yani örneklem ortalamasının 0,5 saniyelik bir standart sapmayla 1,05 olmasının olasılığını bulmaya çalışalım. Tekrar ediyorum. Sıfır hipotezi doğruysa bunun gibi ya da bundan daha uç bir durum elde etmenin olasılığını bulacağız. Evet, bu ne kadar olasıdır? Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayıyorsak örneklem dağılımına da bakmamız gerekir. Örneklem dağılımı bu şekilde normal bir dağılım olmalı. 100 adet örneklem var. Bu dağılımın bir ortalaması olacak. Şimdi eğer sıfır hipotezi doğruysa yani ilaç etkili değilse örneklem dağılımının ortalaması ana kütle ortalamasına ve 1,2 saniyeye eşit olmalı. Peki, örneklem dağılımının standart sapması neydi? Örneklem dağılımının standart sapması ana kütle dağılımının standart sapması bölü örneklem boyutunun karekökü yani 100'ün karekökü olarak hesaplanır. Ana kütle standart sapmasının ne olduğunu bilmiyoruz. Bunun için bunu örneklem standart sapmasını kullanarak tahmin edeceğiz örneklemin boyutu düşünüldüğünde yani yüzden büyük olduğu için bunu yapmamız son derece mantıklı ve son derece de iyi bir tahmin elde edebiliriz. Bu yaklaşık olarak örneklem standart sapması bölü 100'ün kareköküne eşit olacak. 0,5 bölü 100'ün karekökü 10'dur. 0,5 bölü 10 eder 0,05. Evet, örneklem dağılımının standart sapması unutmayın yaklaşık bir değer bulduk. Örneklem standart sapmasını kullanarak ana kütle standart sapmasını tahmin ettik. Bunu belirtmek için üzerine bir şapka koyalım. 0,5 bölü 10 yani 0,05 olacak. O halde 1,05 saniye elde etmenin olasılığı ne olur? Ya da şöyle düşünün. 1,05 ortalamadan kaç standart sapma uzaktadır? ve ortalamadan bu kadar standart sapma uzakta bir sonuç elde etmenin olasılığı nedir? Önce kaç standart sapma uzakta olduğunu bulalım. Burada yaptığımız şey bu sonuca ait z skorunu belirlemek. Güzel bir renk seçeyim mesela turuncu. Z skorumuz ya da diğer örneklem istatistiklerinden elde ettiğimiz z istatistiği ortalamadan ne kadar uzakta? Ortalama 1,2 idi. Biz 1,05'teyiz. Bunu çıkarıyorum ki uzaklık pozitif olsun. Bunun kaç standart sapmaya eş değer olduğunu bulmak için de örneklem dağılımının elimizdeki en iyi standart sapma tahmini olan 0,05'e bölünmesi gerekiyor. Evet Z eşittir 1,2 eksi 1,05 0,15 eder. 0,15'i de 0,05'e bölersek sonuç 3 olur. Bu sonuç ortalamadan 3 standart sapma uzaktaymış. Şekil üzerinde gösterelim. Bu ortalama, bu 1 standart sapma, bu 2, bu da 3. Bunların hepsi pozitif yönde. Bir daha çizeceğim. Bu çok da güzel bir çan eğrisi değil ama idare edin artık arkadaşlar. Bu pozitif yönde 1, bu 2 ve bu da 3 standart sapma. Bunlar da negatif yönde 1, 2 ve 3 standart sapma. Evet, 100 fareden elde ettiğimiz 1,05 sonucu burada yer alıyor. Ortalamadan 3 standart sapma küçük. Sizce şans eseri bu kadar uç bir sonuç elde etmenin olasılığı ne olabilir? uç derken bundan küçük ya da pozitif yönde bundan büyük 3 standart sapmadan fazla bir sonuç elde etmekten bahsediyorum. Bu taralı alanlarla gösterdiğim sonuçları elde etmenin olasılığı çan eğrisinin pozitif ve negatif yönlerde altında kalan alana eşittir. Ampirik kurala göre olasılığın %99,7'sinin 3 standart sapma aralığında olduğunu biliyoruz. İsterseniz bir Z tablosu da kullanabilirsiniz ama 3 standart sapma aklınızda tutabileceğiniz kolay bir sayı. Şu anda taramakta olduğum alanın %99,7 olduğunu biliyorsak eğer bu pembe alanlara ne kalır? Eğer burası %99,7 ise bu iki alanın toplamının %0,3 olması gerekir. Bunların ikisinin toplamı %0,3 ondalık sayı olarak yazmak istersek bu 0,3 0,003'e karşılık gelir. Şimdi sorumuza geri dönecek olursak sıfır hipotezini doğru kabul ettiğimizde yani eğer ilacın etkisi yoksa böyle ya da bundan daha uç bir sonuç elde etmemizin ihtimali %0,3'tür. Başka bir de işte 300'de 1'den az. Yani eğer sıfır hipotezi doğruysa 300'de 1 ihtimalle bunun gibi ya da bundan daha uç bir sonuç elde edebiliriz. Buna dayanarak en azından benim bakış açımdan bu sonuç karşı hipotezi güçlendiriyor. Yani sıfır hipotezini reddetmemiz gerekecek. %100 yüz emin değilim tabi ama sıfır hipotezi doğruysa eğer bu sonucu elde etmemin olasılığı 300'de 1 arkadaşlar. Ve bunun için karşı hipotezi doğru kabul edeceğim. İstatistik derslerinde karşılaştığınız terminolojiye biraz daha alışmanız için Sıfır hipotezi doğruysa bu değere yani bundan daha uç bir sonuç elde etmenin olasılığına p değeri denir. Buradaki p değeri 0,003'tür. Sıfır hipotezi doğruysa bu sonucu elde edebilmemizin olasılığı çok küçük olduğu için sıfır hipotezini reddediyoruz. Genel olarak burada bir eşikten bahsederiz. P değeri %5'ten küçükse yani 20'de 1'den az bir olasılıktan bahsediyorsak sıfır hipotezini reddederiz. Düşünsenize 20'de 1'den az bir ihtimal. Burada 20'de 1 değil 300'de 1 dedik. Burada 20'de 1'den çok çok daha küçük bir sonuç elde ettik yani. O yüzden sıfır hipotezini reddediyoruz. Bu da demek oluyor ki ilacın kesinlikle bir etkisi var arkadaşlar.